Bizi İslam ile şereflendiren, gece ile gündüzün Rabbine hamdolsun. Hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hapsiz, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz-i iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Allah'a hamdolsun. Bizleri insan ruhunun temelindeki nötr olan iyilik ve kötülük yol ayrımında iyiliği seçmeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Bu iyilik ve kötülükler açılacak olursa İslam ile küfür, iman ile inkar, sıdk ile kezb, hak ile batıl, adalet ile zulm, neticelerinin de birikimi olan cennet ile cehennem gibi iki büyük hakikate dönüştüğü görülecektir. İşte bizi yarattığı iyilik ile kötülük, hayr-ı şer seçiminde bize hayra uymayı nasip eden Allah'a tekrar hamd ederiz ki, bizi büyük hayır olan İslam için mücadele eden ve karanlığın askerlerine karşı aydınlığın askerleri yapmıştır. Aynı keza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem talikan Afganistan'dan da bahsetmiştir hadislerinde. Hazreti Mehdi aleyhisselama yakın bir dönemde oradan Allah-u Teala iman etmiş salih bir salih insanların mutlaka Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a ulaşıp ona biat edeceklerini, hatta ben bazen diyorum yani bugün Afganistan'da bir İslam devletinin kurulması bile belki Allah'ın izni ve inayetiyle Mehdi Aleyhisselam'ın yakınlığını bildiren bir alamet de olabilir. Onu Allah-u Teala daha iyi bilir. Yalnız Ebu Ganem Kufi fitanda Hazreti Ali bin Ebi Talib'den tahric etti. O da şöyle dedi, Talikan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah-u Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar, müminler vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yardımcılarıdır buyurmuştur. Yani bu da aslında bence Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği şeylerin gerçekliğinin bir kanıtıdır. Düşünün ki Afganistan için tarihi süreçte bakacak olursanız kardeşler. Hindistan ve Pakistan İngilizlerce işgal edildiğinde İngilizler gözünü Afganistan yani Talikan topraklarına dikti. Ve oraya işgale kalktığında büyük bir hazimet ve yenilgiyle geri dönmek zorunda kaldılar. Arkasından 1979'dan önce tabiri caizse artık Rusya gözünü Afgan topraklarına dikti. O da 10 yıllık işgalde helak olup yerle bir oldu. Allah-u Teala o Müslümanlara bir devlet bahşetti. Ama maalesef biz gözlerimizle gördük ki orada İslami cemaatler ve yapılar birbirlerine girdiler. Yani tabiri caizse hikmeti yar oldu, roketi yar. Birbirlerini vurdular. 96'da Allah-u Teala bu sefer Taliban hareketi zuhur etti, onların içerisine çıktı. Taliban güçlenip ülkenin %70'ine hakim oldu. Arkasından Amerikan emperyalizmi bir takım çıkarlar ve menfaatler için bu bölgeyi hileyle işgal etti. O da 20 sene boyunca trilyonlarca dolar harcadığı halde orada hakimiyet sağlayamadı. Onun yenilgisi ki mutlak olarak yenilmiştir. O Afganistan'ı terk ettikten sonra bir seneden beridir bir İslami devlet var. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da ahir zamanda Mehdi'nin yardımcıları Talikan'dan çıkacak, Afgan topraklarından çıkacak. E bugün de baktığımız orada şer'i bir devlet var. Ne kadar fakir, ne kadar müstazaf ve zayıf da olsalar gerçek anlamda baktığımızda ehli sünnet ve cemaat çizgisinde devlet olarak varlık sürdüren dünyadaki tek devlettir. Ben İran'ı bir İslami devlet olarak görmüyorum. O Şii Cumhuriyeti'dir. Ben Suudi'de İslami bir devlet olarak görmüyorum. Tabiri caizse o Suudi Arabistan'ın velihat prensi Bin Selman kendi ağzıyla dedi, biz batının bir projesiyiz. Efendilerimiz bizden İslam coğrafyasına fitne çıkarmak, hariciliği yaymak, tekfir hastalıklarını köklemek, Müslümanları birbirine düşürüp birbiriyle savaştırmak, bu bizim misyonumuzdu. 2010'dan itibaren ve ondan önceki süreçten itibaren artık o misyon görevini tamamlamış. Biz bu misyona son veriyoruz. Şeriatten, İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten, haktan, her şeyden vazgeçiyoruz. Biz batı olma yolunda elimizden ne gelse ardımıza koymayacağız. Ve kendi aslında niyet ve gayelerini de ortaya koydular. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Ganem'in Kufi ve Fitan'da Hazreti Ali yoluyla gelen rivayette onun şöyle demesi, Talikan kendisine yazık etti. Halbuki onlar Mehdi'nin askerleriydi diye bir rivayeti de mevcuttur. Şüphesiz Allah-u Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri var. O hazine ilimdir. Bugün gerçekten Afganistan'da muazzam bir medrese çalışması var. Ne kadar birileri beğenmesi. Çünkü sonuçta biz kimimiz layık bir devlette yaşıyoruz, demokrasinin içerisinde yaşıyoruz. Kimimiz işte
yarı demokratik ülkeler ya da krallıklar veya tirani yönetimler altında yaşıyoruz. Bizim yönümüz ve yüzümüz batıya döndüğü için, bir şer'i hukuku unuttuğumuz, helal ve haramlardan gafil kaldığımız için bazen Afganistan'da olan bazı şeylere insanların tepkiler verdiğini ama İslami olarak düşündüklerinde bu tepki verilmemesi gerektiğini de bilmiyorlar. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada altın ve gümüş hazineler vardır derken, o hazineler ilimdir, medreselerdir, temiz kalmış, kirletilmemiş bir toplumdur. Çünkü bugün İslam coğrafyasında bütün toplumlar neredeyse kirletilmiş ama Allah'ın izni ve inayetiyle sadece Afgan halkı saflıklarını, temizliklerini, mazlumluklarını, dindarlıklarını veya dini meyillerini korumuşlardır. Orada Allah'ı hakkıyla bilen insanlar, müminler vardır. Onlar ahir zaman Mehdi'sin yardımcılarıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Semi'na ve ta'na ya Resulullah. İşittik ve itaat ediyoruz. Ve seni teyit ediyoruz ki ya Resulullah sen ahir zamanla alakalı ne haber verdiysen gerçekten doğrudur ya Resulullah.